Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere arkadaşlar gümüş sörçüden bahsedeceğim. Gümüş sörfçünün genel özelliklerinden bir önce arkadaşlar. Yani geldiği zaman eğer turnuvaya gelirse nasıl bir şey olacak? Bundan bahsetmeden önce kısaca bir gümüş sörfçünün hayatından bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Gümüş Sörçü kendi ülkesinde, kendi gezegeninde yaşayan normal bir insan. Annesi ve babası intihar ediyor arkadaşlar. İntihar ettiği için kendi galaksisinde, evreninde bulunduğu dünyasında bir adetleri var. Böyle acılı kişiler, yani hayatları acı dolup yas tutan kişiler, başka yas tutan kişilerle beraber birlikte oluyorlar, evlendiriyorlar. Gümüş Sörçü'yü de bir kızla evlendiriyorlar arkadaşlar. Tabi bu şekilde acılı bir şekilde yaşamaya devam ederken bir gün bulunduğu dünyasını, bulunduğu gezegeni arkadaşlar Galactus tehdit etmeye başlıyor. Çünkü Galactus gezegenlerin enerjileriyle besleniyor ve artık Gümüş Sörfçü'nün yani o zaman ismi Norrin'in bulunduğu dünyayı yok etmeye gelirken oradaki komite toplanıyor ve Nori'ni sözcü olarak seçiyor. Gidip Galactus'a yalvarmasını istiyor. Gezegenini rahat bıraksınlar diye ve Nori'n gidiyor arkadaşlar. Galactus'la konuşuyor. Ona yalvarıyor gezegenini rahat bırakması şartıyla onun elçisi, onun elemanı olacağına kendisine bildiriyor ve Galactus bunu kabul ediyor. Bu şekilde arkadaşlar Norin gezegenini kurtarmış oluyor. Galactus zaten çok çok büyük bir kozmik güç ve bu kozmik güçlerle arkadaşlar Norin'e bazı çok çok büyük güçler veriyor ve bu şekilde gümüş sörfçü oluyor. Gümüş sörfçü denmesinin sebebi de hem renginin gümüş olması hem de sörfüyle beraber bolca seyahat etmesi oluyor arkadaşlar. Tabi daha sonra işler değişiyor. Gümüş Sörçü'nün şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Doğası gereği saf ve iyi niyet yani temiz kalpli bu kadar acitasyona çok fazla dayanamıyor. Ve en sonunda arkadaşlar Galactus'a isyan ediyor. Bunun üzerine Galactus Gümüş Sörçü'yü dünyaya hapsediyor ve dünyadan çıkmasını engellen bir bariyer oluşturuyor. Burada işte Fantastic 4'le beraber arkadaş olar vesaire falan arkadaşlar. Ve daha sonra Fantastic 4'lü şunu fark ediyor. Bu bariyerden gümüş sörfçünün çıkmamasının tek sebebi sörf tahtası arkadaşlar. Sörf tahtasından dolayı çıkamadığını anlıyorlar. Ve daha sonra işte gümüş sörfçü sörfünü bırakarak rahat bir şekilde evrenler ve galaksiler arasında dolaşabiliyor arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum var. Dünyada normal bir şekilde yaşarken Galactus'a ilk başta kafa tutmayı düşünmüyor. Fakat dünyaya geldiği zaman da bir kızla tanışıyor. Ve bu kızla tanış tanışması aynı kendi galaksisindeki kızı hatırlatıyor. Bu yüzden arkadaşlar dünyanın da yok olmasını istemediği için Galactus'a kafa tutmaya başlıyor. Ve iyilerin yanında yer almaya başlıyor arkadaşlar. bu hikayeyi neden anlattım? Ee, bildiğim bildiğiniz üzere turnuva arkadaşlar kabam. Gümüş Sörfçü ile ilgili bir video yayınlamıştı. Bu videonun yine kanalımızda Türkçe olarak da var. Arkadaşlarını kurtarmaya söz vermiş. Yeminli iyi kalpli bir adam. Gümüş Sörfçü. Gümüş Sörfçü'den neler bekliyorum arkadaşlar? Yani kesin ve kesin kozmik olması lazım. Kozmikten başka hiçbir sınıf Gümüş Sörfçü'ye yaramaz. Yani kaman bazen değişik tuhaf ya da bizi şaşırtan kararlar verebiliyor. Ama yani kozmik dışında bir şey yapması neredeyse imkansız tek bir e, alternatif olabilir. O da üstün sınıf yapabilir. Çünkü inanılmaz üstün. Resimde de gördüğünüz üzere arkadaşlar hani uzayda oturuyor sörfüyle beraber. Çünkü artık o bariyeri eninde sonunda kırabiliyor. Ve inanılmaz bir hıza çıkabiliyor. Şöyle söyleyeyim ben size Marvel evreninin hani bilinen popüler olan en hızlı karakteri değil belki ama arkadaşlar en hızlılarından bir tanesi inanılmaz bir hıza, inanılmaz bir sürate çıkabiliyor. Gerek kendi yapısından dolayı, gerekse arkadaşlar birçok şeyi manipüle edebilmesinden dolayı zaten Galactus'un da yardımcılığını yaparken arkadaşlar çok çok büyük işler yapıyor. Hani Marvel evreninin babaları diye tabir eden birçok karaktere de kafa atıyor diyebilirim tabiri caizse. Galactus'un sadık hizmetkarı, daha sonra Galactus'un arkadaşlar baş düşmanlarından biri olmuş oluyor. Dediğim gibi kozmik sınıf olarak gelmesini kesinlikle bekliyorum. Ve geldiği zaman inanılmaz yetenekleri olacak. Eğer turnuvaya gelirse tabi bu konuda şaibeli arkadaşlar gelir mi gelmez mi çok bilemiyorum ama eğer gelirse inanılmaz bir karakter olacak. Her şeyden önce vücut yapısı ve formundan dolayı arkadaşlar kanama ve zehre karşı mutlaka ama mutlaka bağışıklı olmasını bekliyorum. Aynı zamanda Fantastik Dörtlü sinema filminin bir sahnesine dayanarak şunu söylüyorum. Yine şok etkilerine karşı da bağışıklı olmasını kesinlikle bekliyorum. Hatta filmin bir sahnesinde doktordum. Gümüş sörfçüye ellerinden işte elektrik atıyor arkadaşlar. Tabi çok fazla bir şey bilmiyor. Sadece gıdıklıyor. Gümüş sörfçüye dönüyor. Ve arkadaşlar doktordumu kilometrelerce uzağa fırlatabiliyor. Bu kadar da güçlü bir karakter. Güçlü olduğundan dolayı arkadaşlar hasarının da çok yüksek olmasını bekliyorum. Ama önce defans fırsatına biraz bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi yapısından dolayı mutlaka üzerine zırhlar açmasını da bekliyorum. Bu üzerine biriktirecek kaya zırhı değil belki ama kaya zırhı tarzında belki gümüş sörfçüye uygun kozmik anlamda bazı zırhlar olabilir ve bu zırhlar kalıcı olabilir üzerinde. Aynı şekilde arkadaşlar kesinlikle yakmaya karşı da bir bağışıklık bekliyorum yüksek hızından dolayı ya ıskalama ya da kaçışın da olması lazım. Aynı zamanda otoblok veya durdurulamaz ve engellenemez de gelebilir. Bu üçünü söyleme sebebim de kabamın son zamanlardaki politikasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Kabamın son zamanlardaki politikası hem defans hem de atak ağırlıklı ama öyle böyle değil. Son 2-3 macerada gördüğünüz üzere karo takviyelerine dahi durdurulamazlık ve engellenemezlik koyuyor ki defansif anlamda hürolar bir şeyler yapabilsin. Aynı zamanda gerek kork olsun gerekse taş adam olsun aynı şekilde durdurulamaz ve engellenemez etkilere sahip olabiliyorlar ki defansif anlamda çok çok etkili olsunlar diye. Bu sebeple gümüş sörfçüye de arkadaşlar mutlaka ya engellenemez ya durdurulamaz bir şey bekliyorum. Defansif anlamda belki Emma Frost'un elmas formu tarzında olabilir. Yani birçok şeye karşı bağışıklı olabilir. Belki yani ilk kez olabilir ama sersem bağışıklığı dahi olabilir üzerinde. Ki neden olmasın. Gerçekten çok efsane bir karakter. Hızından dolayı da yine mutlaka kaçış veya ıska mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Saldırı yönüne gelirsek inanılmaz güçlü bir karakter. Gerçekten çok güçlü bir karakter. Yani sağlam vurmasını bekliyorum ve sağlam vurmasını sağlayacak olarak da gerek hiddetler, gerek zalimlik, gerek isabet takviyelerini bekliyorum. En azından bir tanesini yani hiddeti. Çünkü hiddet aynı zamanda kozmik sınıfların ortak özelliklerinden de bir tanesi. Aynı zamanda gümüş sövçünün özelliklerinden bir tane diğer de e, rakiplerinin etkilerini kopyalayabilmesi geçici süreliğine. işte atıyorum mesela rakipte ne var? İşte yakma bağ yakma üzerine bir sikil atabiliyorsa bu da da veya zırh kırabiliyorsa zırh da kırabilir. Veyahut da kullandığı sikil neyse bir süreliğine onu da üzerine alabilir. Mesela tamamen atıyorum özel saldırı biri kopyaladığı sikil neyse onu atar tarzında bir şey olabilir ve üzerinde bir sayat çıkabilir. Gümüş sörfçü aynı zamanda arkadaşlar eşyaları da manipüle edebiliyor. Eşyaları manipüle etmesi bu oyunda şu şekilde olabilir. Ya rakiplerin yetenek isabetlerini düşürebilir ya hasarlarını düşürebilir veya da etkisiz bırakabilir arkadaşlar. Rakibin üzerindeki takviyeleri etkisiz bırakabilir. Yine tahminimce yetenek sabit düşüşlerinden de etkilenmeyecektir. Çünkü son zamanlarda bu tarz takviyeler çok fazla gelmeye başladı. Aynı zamanda gümüş sörfçü arkadaşlar zamanı da manipüle edebiliyor. Zamanı ve mekanı manipüle ettiği için belki limbo tarzında başka bir takviye gelebilir. Belki yine Limbo gibi rakibine hasar vermeyebilir. Ama kendi üzerine olan olumsuz etkileri geri sarabilir. Aynı zamanda Gümüş Hörfçünün şöyle bir var arkadaşlar. Gümüş Sörfçü ölüleri diriltemiyor. Ama ölmek üzere olan karakterleri tekrardan yaşama bağlayabiliyor. Böyle bir özelliği de var. Bunu kendi üzerinde kullanabilir ve bir iyileşme etkisi açabilir. Aynı zamanda güçleri de kontrol edebildiği için belki güç barına yönelik bir şey de eklenebilir yani açıkçası saymadığım hangi özellik var bir yandan da onu düşünüyorum. Eğer gelirse dediğim gibi çok abartı, çok yüksek seviyede bir hero gelmesini bekliyorum. Gümüş sörfçü için ama oyuna ne zaman gelir veya kesin gelir mi ondan da açıkçası emin değilim. Çünkü yapılan açıklamada 2019 yılı projelerindeki yapılan açıklamada şöyle bir şey söyledi. İyi karakterlerle beraber kötü karakterler de gelecek arkadaşlar. Ve şimdi Fantastik Dörtlü yılı ise eğer Fantastik dörtlüğün rakibi olacak kötüler gelebilir. Taş Adam'da şunu gördük. Taş Adam'da 3 tane gizemli sinerji var. Aynı zamanda bir tane daha gizemli sinerji var. Bu 3 sinerji kuvvetli ihtimal Fantastik Dörtlü. Geri kalan bir tanesi de benim kanaatimce kötü adam sinerjisi olabilir arkadaşlar. E şimdi Gümüş Söfü bir kötü adam olmadığı için eğer oyuna gelse mutlaka Fantastik Dörtlü bir sinerjisi olması lazım. Ama fantastik dörtlüyle ilintili olan bir kötü adam gelirse yine sinerji vermesi lazım. Bu da bana gümüş sörfçüden çok doktor dumun gelebileceğine dair bir işaret olarak, bir fikir olarak aklıma geliyor arkadaşlar. Şimdilik aklıma olanlar bunlar. Sizin gümüş ile ilgili olan nelerdir? Bununla ilgili düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizim YouTube kanalımız dışında bir de Instagram kanalımız var. Magi TV Mucur arkadaşlar. Youtube de aynı. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.